Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. İlk video serime JBL Go 3 kutu açılımı yaparak başlamak istedim sizlere. Bu elimde gördüğünüz cihaz JBL'in Go 3 serisi. Go 2'den sonraki çıkan en yeni versiyonu şu anda bu. Gördüğünüz üzere. Cihaz çok şık bir kutuda geliyor ve oldukça da tasarım falan çok güzel görünüyor işin açıkçası. Bir yakından özelliklerine bakalım öncelikle. 5 saat çalışma süresi var bunun arkadaşlar. JBL 2'de olduğu gibi. Fakat ama tabi bu 5 saat çalışma Bluetooth ve AUX üzerinden çalışmaya göre değişiklik gösterebiliyor. Ses çıkışı çok iyi. 85 desibel ses çıkışı var. Bu da ufak cihaz için, gördüğünüz cihaz için oldukça etkili ve güzel bir ses kalitesi alacağımızı gösteriyor zaten. Ki zaten JBL'i biliyorsunuz, bilen herkes, kullanan ya da çevresinden gören herkes biliyordur. JBL bu konuda ses kalitesi konusunda oldukça iyi. 85 desibel ses var demiştik. Devamında Bluetooth versiyonu 5.1 arkadaşlar. Artık 5.1 son kullanılan sürüm diyebiliriz. Bütün yeni telefonlarda falan artık 5.1. Hatta bunun altındaki versiyonlarda çalışmayacak mı anlamı çıkartalım. Hayır tabii ki. Diğer Bluetooth versiyonlarda da çalışıyor ama 5.1'de tamamen kesintisiz ve daha sağlıklı bir bağlantı kuruyor. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bluetooth ve AUX girişi var zaten biliyorsunuz. Toza ve suya dayanıklı kesinlikle arkadaşlar. O konuda içiniz çok rahat olsun. Plastik contalarla her yeri özellikle kapatılmış bir cihaz ve asla suyu ve tozu geçirmiyor. Tabii ki bu çok şiddetli bir yağmurun ya da suyun içine atıp da geçirmiyor anlamı çıkartmayalım. Bu sadece sıçrama ve kısa süreli su ve toza maruz kalma özellikleri için söyleniyor. Bunu altını çizelim. Ağırlığı da çok bir ağırlık yok. Kutuyu çıkarttıktan sonra tekrar ağırlığını göstereceğim zaten size arkadaşlar. Ayrıca mikrofon özelliği de var bunda. Yani telefonunuzu bu hoparlöre bağladıktan sonra gelen aramalarınızı veya aramak istediğiniz kişileri arayarak buradan JBL hoparlör üzerinden konuşabilirsiniz. Bu bence güzel bir şey. Ama tabii ki konuşmalarının gizli kalması açısından ne kadar iyi orasını bilemiyorum. Evet, şimdi kutu açılımına geçelim arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, böyle geliyor arkadaşlar. Yanında burada kitapçığı var. Bu şekilde. İçinde de başka herhangi bir şeyi yok. Gördüğünüz üzere. Şunu koyalım. Evet arkadaşlar, hoparlörümüz bu kadar. Bütün özelliklerin içerisinde barındıran cihaz ve bizi kendisinden alıp götüren cihazımız bu. Altında çok güzel bir yer yapmışlar. Bu koyduğunuz yerden arkadaşlar kaydırmaması için. Yani bu şekilde altındaki örtüyü oynatıyor. Düşüp zarar, darbe görmemesi için yapılmış çok güzel bir ayrıntı. Bunu mutlaka es geçemem. Çok güzel ve çok hoşuma gitti. Çok şık olmuş çünkü. Cihaz dediğim gibi ağırlığı 210 gram. Hatta belki ondan bile daha az olabilir. Yani 180 gram falan. Çünkü çok hafif arkadaşlar. Yani 1,5 yaşındaki çocuk bile bunu rahat bir şekilde alıp taşıyabilir. Yani öyle bir ağırlığı ve şey yok. Ve bunu kullanacağınız yerlere çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Sırt çantasında, elinizde, el çantanızda, istediğiniz yerde istediğiniz rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Üzerinde ses kısma, ses açma ve durdurma var arkadaşlar. Diğer düğmelerini buraya koymuşlar. Açma, kapama, Bluetooth bağlantısı. Şöyle yakından da göstereceğim size arkadaşlar. Açma,
ve Bluetooth. Ses kısma, ses açma, durdurup oynatma. Şarj yerini de buraya koymuşlar arkadaşlar. Şarj yerini de bu şekilde yakından da göstereyim. Bu da böyle asmak için veya taşımak için yapılmış. Çok şık bir ince tasarım olmuş bence. Güzel. Şarj kablosu Type-C 3 arkadaşlar. Şimdi birazdan onu da geçeceğiz. Ve yanında da böyle bir kitapçık çıkıyor. Kitapçığın içerisinde şarj aleti, şarj aleti de şu şekilde arkadaşlar. Bunu göstereyim yakından. Evet, dediğim gibi şarj aleti bir ucu USB, diğer ucu Type-C. Bildiğiniz üzere artık bütün cihazlarda Type-C'ye geçiliyor. Daha hızlı, daha verimli şarj olduğu için şu şekilde takıyorsunuz arkadaşlar. Diğer ucunda USB kısmını ister bilgisayara ister USB başlatarak şarj edebilirsiniz. Bu da kitapçık arkadaşlar. Yani uzunca yazılmış, anlatılmış. Tabii ki bunlara bakmakta yarar var. Çünkü biz keza Türk milleti olarak da direkt alıp bilmediğiniz bir şey de olsa kullanmaya çalışıyoruz. Bunu herkes biliyor. Bunları da böyle kenara koyuyoruz. Şimdi cihazımızın açılımını yapalım. Evet arkadaşlar, buraya basıyoruz. Böyle bir ışık izliyor. Sizi duydunuz. Tekrar deneyelim. Bu da kapandığı sesi arkadaşlar. Kapanıp açıldığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Basıyoruz. Bu şekilde bir güzel açılımına dair hoş bir ses veriyor. Ve bu arada bu sesi verirken de titreşimi de hissedebiliyorsunuz. Yani o basın titreşimi. Evet arkadaşlar, şimdi cihazımızı deneyelim. Ben bilgisayar üzerinden bağlayacağım. Ayrıca telefondan da bağlayabilirsiniz tabii ki. Bilgisayardan Bluetooth'unuzu cihaz ekle kısmından ekleyeceğiz. Bluetooth'u bulması için arkadaşlar, buna bastığınız zaman Bluetooth şu anda aktif. Arayabilirsiniz yani Bluetooth cihazınızı. Ve bilgisayarımda JBL 3'ü buldum. Şu an cihaza bilgisayarım bağlandı. Artık müzik dinleyebilirim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Önce orta halli bir pop müzik açacağım ve bas özelliğini dinlemek için. Şu an çok tatlı bir ses veriyor. Üzerinden evet açık kısabiliyoruz. Harika, pop ve doygun. Yani müzik keyfini çok rahat bir şekilde yaşayabileceğiniz bir cihaz. Bundan diğer şarkıya geçiyorum. Bunlar da daha remixli bir şarkı. Arkadaşlar bu şekilde de buradan durdurabiliyorsunuz buna bastığınız zaman. Bilgisayarda dahi olsa. Kesinlikle çok tatminkar bir ses kalitesi, bas kalitesi, tam her şeyi yerli yerinde olmuş bir şey arkadaşlar. Yani bası o şey, bası sizi şöyle düşündürmesin, tiz tiz vurma falan yok. Tamamıyla tok ve hissedilen bir bas sesi var arkadaşlar. Bunu mutlaka belirtmeliyim ve çok harika bir cihaz olmuş. Sesini de gördük. Bunda arkadaşlar Go 2'de olduğu gibi AUX girişi yok maalesef. Bunda sadece Bluetooth üzerinden bağlantı sağlayabilirsiniz. AUX girişi yapmamışlar. Yani günümüz şartlarında artık herkes online ve Bluetooth teknolojisine geçtiği için muhtemelen JBL firması da AUX'u çok gerekli görmedi işin açıkçası bence. Çünkü sadece Bluetooth üzerinden bağlanmak istemişler. O yüzden dolayı bu Go 2'de olduğu gibi
AUX girişi yok maalesef arkadaşlar. O yüzden sadece Bluetooth'ta kullanılıyor. Şarj süresi Bluetooth'ta kullanıldığında tabii ki tam 5 saat gider mi? Muhtemelen bu tam 5 saat olmayacaktır. Muhtemelen yaklaşık 4 saate falan 4,5 saat aralığında olacağını düşünüyorum. Ha tabii tam kapasite şarjla bu 5 saat demişler ama yani yine de Bluetooth teknolojisi de çok bir ne kadar 5 saat kullanılır orasını tecrübe ederek, yaşayarak artık öğreneceğiz. Cihaz bu arkadaşlar. Bu kutu içerisinde böyle şık bir cihaz çıkıyor. Benim çok hoşuma gitti. Almayı düşünen ve de kullanmak için almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Arkadaşlar bu benim ilk videomdu. İlk videomda JBL'i tanıtarak başlamak istedim sizlere. Eğer videomdan memnun kaldıysanız kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yazmanızı çok isterim. Çünkü bunlar beni motive ederek sizlere daha yeni videolar, daha güzel görseller, daha yeni teknoloji ürünleri tanıtmaya daha istekli olacağım. Buna her zaman emin olabilirsiniz.